Değerli öğrenciler, bu dersimizde eşlik ve benzerlik konusunu anlatacağım. Eşlik, benzerlik, çokgenlerin eşliği ve benzerliği. Şimdi bunu bir örnekle açıklamaya başlayalım. Yukarıdaki fotoğrafların fiziki görünümleri aynı fakat büyüklükleri farklıdır. Gördüğünüz gibi bunun küçültülmüş bir hali buradadır. Şimdi görünümleri aynı fakat büyüklükleri farklı olan şekillere benzer şekiller denir. İşte yukarıda görmüş olduğunuz Türkiye haritaları birbirine benzerdir. Yani birisi diğerinin büyütülmüşü ya da tersini düşünelim. Biri diğerinin küçültülmüş halidir. Böyle durumlara biz benzer şekiller diyoruz. Başka bir örnek verelim. Şimdi aşağıdaki ABC üçgeni ile DF üçgenleri eşkenar üçgenlerdir. Yani BC uzunluğu EF uzunluğuna, işte AB uzunluğu DE uzunluğuna, AC uzunluğu da DF uzunluğuna eşittir. Şimdi büyüklükleri aynı olduğundan bu iki üçgen eşittir. Yani bütün kenar uzunlukları aynı ve her açısı da 60'ar derecedir bunlar. Çünkü eşkenar üçgenlerde iç açıların her biri 60 derecedir. Bütün elemanlar eşit olduğundan bu üçgen bu üçgene hem eşittir hem de benzerdir. Şimdi bu örnekte KLM üçgeni, yani KLM üçgeni ile NPK üçgenleri eşkenar üçgenlerdir. Bunların görünümleri aynı olduğundan benzerdir. Fakat büyüklükleri farklı olduğundan eş değildir. Yani eşkenar üçgenlerin iç açılarının her biri 60 derecedir. Fakat kenar uzunlukları farklıdır. Mesela burası KLM uzun kenarı, yani LM kenarının uzunluğu 3 birim. PK kenarının uzunluğu 6 birimdir. Yani KLM üçgeninin kenarının 3 katı NPK üçgeninin kenar uzunluğu veriyor. Birinci üçgen ikinci üçgenin 3 kat büyütülmüş hali. Yani tam tersi, diğeri, yani NPK üçgeninin 3'te 1'i KLM üçgenini verir. Buradan bir sonuç çıkaralım. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunluklarının oranı, yani bölümü eşittir. Bu orana benzerlik oranı denir. Genellikle K ile gösterilir. Eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir. Başka bir örnek. Şimdi KLMN dörtgeninin aşağıdaki dörtgenlerden hangisiyle eş ve hangisiyle benzer olduğunu işlemlerinde göstermeye çalışalım. Şimdi eş açıları gösterelim. Bu üçgende K açısı, pardon, bu dörtgende K açısı bu dörtgendeki R açısına eşittir. L açısı S açısına eşittir. M açısı T açısına ve N açısı da
y açısına eşittir. Şimdi bunların karşılıklı kenar uzunlukları oranını bulalım. KL'nin RS'ye oranı. KL 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde oluşur. 6 yazdık. RS 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde oluşur. RS yerine de 6 yazdık. Böylece KL'nin RS'ye oranı 1 çıkar. Şimdi NM'nin YT oranı bulmaya çalışalım. NM uzaklığı 2 birimdir. YT uzaklığı da 2 birimdir. 2 bölü 2'den oran 1 çıkar. Devam edersek LM'nin ST oranı bulmaya çalışalım. LM'nin ST oranı bulacağız. Soruda bize LM 5,5 ve ST de 5,5 olarak verildiğinden oran 1 çıkar. Aynı şekilde NK'nın da YR'ye oranı 4 bölü 4'ten 1 çıkar. Şimdi buradan bir sonuca çıkalım. Sonuç çıkaralım. İki dörtgenin açıları birbirine eş ve benzerlik oranı 1 olduğu için bu iki dörtgen yani KLMN dörtgeni RSTY dörtgenine benzerdir. Diğer bir adıyla benzerlik oranında 1 olduğu için bunlar birbirine eşittir denir. Şimdi KLMN dörtgeni ile ABCD dörtgenini karşılaştıracağız. Önce açıların durumunu karşılaştıralım. Buradaki K açısı buradaki A açısına, buradaki L açısı B açısına, buradaki M açısı buradaki C açısına ve N açısı da D açısına eşittir. Şimdi karşılıklı kenarların uzunlukları oranı bulmaya çalışalım. KL kaç birimdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. AB 1, 2, 3 birimdir. O zaman KL'nin AB bölümü yani oranı 6 bölü 3'ten 2 çıkar. NM'nin uzunluğu 2 birimdir. DC'nin uzunluğu 1 birimdir. 2'nin 1'e bölümü de 2 eder. Aynı şekilde LM 5,5 verilmiş. BC 2,75 verilmiş. LM'nin BC'ye oranı da 5,5'un 2,75'e oranında 2 çıkar. Ve son olarak NK 4 birimdir. DA 2 birimdir. NK'nın DA'ya oranını 4 bölükten 2 çıkar. O zaman buradan şu sonucu çıkarabiliriz. KLMN ile ABCD dörtgenlerinin açıları eş, kenar uzunlukları orantılı olduğundan iki dörtgen benzerdir
ve dörtgenlerin benzerlik oranı 2'dir. Yani bu dörtgenle bu dörtgen benzerdir. Yani biri diğerinin küçültülmüşü ya da küçük olanın büyütülmüşü olarak düşünülebilir. Aşağıdaki dörtgenler benzerdir. Dörtgenlerin benzerlik oranını bulunuz. Şimdi dörtgenler benzer olduğundan kenar uzunlukları orantılıdır. Benzerlik oranını bulmaya çalışalım. AB uzunluğu 1, 2, 3, 4 kareden oluşuyor. O zaman AB yerine 4 yazarız. Buna denk düşen, karşılık gelen KL uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur. Buraya da KL yerine de 10 yazarsak benzerlik oranımız sadeleştirirsek 2 bölü 5 çıkar. Aşağıda verilen ABCD ve DEFG dörtgenleri benzerdir. Verilenlere göre BC uzunluğu kaçtır? Şimdi bu iki dörtgen birbirine benzer olduğundan karşılıklı kenarları orantılıdır. Dörtgenler arası benzerlik oranı 8 bölü 20'dir. Çünkü burası 8 ise burası 20'ye karşılık geliyor. Ve ikisini de 4'e bölersek benzerlik oranı 2 bölü 5 çıkar. Şimdi bu iki dörtgen birbirine benzerse, bir daha devam edelim. 20'nin 8'e bölümü sadeleştirirse 2 bölü 5 eder. 6'nın x bölümüne eşittir. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2 ile x çarpımı 2x ve 6 ile 5 çarpımı 30 eder. 2x 30 ise x eşittir 15 çıkar. Yani BC uzunluğu, yani burası 15 çıkar.